Başkanım selamlar, nasılsınız? Bugün 15 Temmuz 2024, kanlı ve başarısız darbe girişiminin 8. yıl dönümü. Bükreş Büyükelçiliğimizdeyiz. Bu vesileyle açılan sergiden görüntüleri ekrana getiriyoruz şimdi. Evet efendim, 15 Temmuz 2016'dan Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraf. Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Saygı duruşunun ardından Türk ve Romen birlik marşları çalınacaktır. Şimdi Büyükelçimiz Sayın Özgür Kıvanç Adnan'ın gönül, anlam ve önemli belirtik konuşmaları da yapmak üzere davet ediyorum. Saygıdeğer vatandaşlarımız, Türk ve Tatar soydaş toplumumuzun değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde demokrasi ve milli birlik gününü idrak etmek üzere bir araya geldik. 8 yıl önce bugün yaşanan karanlık ve menfur darbe girişimi büyük Türk milletinin ferasetiyle sonuçsuz bırakılmıştır. Milletimiz asırlara dayanan anayasal ve kurumsal birikimini meydanlarda ve sokaklarda canı pahasına vurmuştur. 15 Temmuz 2016'da devletimizin ve kurumlarımızın içine sızan
FETÖ terör şebekesinin gerçek yüzü ortaya çıkmış, eşine az rastlanır bir sivil ve demokratik direnişle milletimiz bu terör şebekesine geçit vermemiştir. Kanlı darbe girişimi Fethullahçı terör örgütünün maskesini düşürmüş, eğitim faaliyetleri, hayır işleri, sözde kültür etkinlikleri adı altında yürütülen yıkıcı ve karanlık yapı ortaya çıkmıştır. 251 vatandaşımızın şehit olması ve 2000'den fazla insanımızın yararlanmasıyla sonuçlanan bu hain saldırı, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları ve vatanseverlikleri sayesinde hakim bırakılmıştır. Şehitlerimize milletçe minnet ve şükran borçluyuz. Bugüne kadar birçok ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırılmış, bunların bir kısmında okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı, Romanya dahil birçok ülkede yeni okullar açılmıştır. Bu sürecin Romanya'da da vuku bulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle Maarif'i de başarısından ötürü tebrik ediyorum. Ayrıca Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliğini birlikte düzenlediğimiz tüm kurum ve kuruluşlarımıza, Yunus Emre Enstitüsü'ne ve aynı zamanda Uluslararası Demokratlar Birliği'ne katkıları için de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. I would like to welcome you all to our commemoration event of 15th of July, Democracy and National Unity Day. Today marks the 8th anniversary of the heinous coup attempt against our democracy and constitution, which was foiled by our nation. 15th of July coup attempt was planned by the FETÖ terrorist organization leadership and carried out by members of the organization who infiltrated into institutions, first and foremost our army. This ruthless attack resulted in the loss of 251 citizens' lives. More than 2,000 people were injured. Intense bombing that targeted the Turkish Grand National Assembly and critical spots in Ankara and in other cities resulted in the martyrdom of many innocent public servants as well as civilians. On that night, the Turkish people defended democracy with their lives. This heroic response was something the conspirators did not foresee. Hereby, I deem it a must to underline the founding principle of the Turkish Republic and Turkish Constitution declared a century ago by Mustafa Kemal Atatürk, father of the nation. He said, "Sovereignty rests unconditionally and unrestrictedly with the nation." This principle is to this date our guiding principle, and I think our nation, they showed how resilient it is, and they defended our democracy with their lives. So once again, we commemorate our beloved martyrs on this day of democracy and national unity. Thank you for your presence. Thank you for standing with us on this important and very meaningful day. This concludes the official part of our ceremony. Please, we have some. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا
Şehadet şerbeti için ve 15 Temmuz'da da şehadet şerbeti için kardeşlerimizin ruhlarını hediye edildik. Sen anda ulaştırıver ya Rabbi. Onların kabirlerini kur, nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, gerektiği zaman din, vatan, bayrak, namus, toprak için seve seve canları feda edecek nesiller yetiştirmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vazifesi başında şehadet şerbeti için bütün devlet büyüklerimizin de ruhlarını hediyeledik. Sen ulaştırıver ya Rabbi. Ya Rabbi, bugün 15 Temmuz vesilesiyle buraya gelip duamıza amin diyen kardeşlerimizin de bir cümle ölmüşler ruhlarını hediyeledik. Sen anda ulaştırıver. Onların da kabirlerini kurnur, makamları cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vatanımızı daima birlik, dirlik içerisinde ebediyete kadar muhafaza eyle ya Rabbi. Ordumuzu havada karada daima mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, vazifesi başında şehadet şerbeti için öğretmenlerimizden, askerlerimizden, polisimizden, ne kadar devlet ricalinden kardeşlerimiz varsa bütün şehitlerimizin de ruhlarını hediyeledik. Sen anda ulaştırıver ya Rabbi. Onların da kabirlerini kurnur eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, gönlümüzden geçen güzel muratlarımızın gerçekleşmesi için, korktuklarımızdan emin ve emniyet içerisinde olmak için, Allah rızası için. El-Fatiha.